Tekrar merhaba. Ne oldu? Pıhtıların oluşmasını engellemek için iki ayrı ilaç vereceğiz şimdi. Varfarin ve heparin. Canını acıtmayacaksınız değil mi? Yok, hayır. Merak etmeyin. Siz nasılsınız? Ben mi? Bilmem. Zaten benim nasıl olduğumun bir önemi yok. Olur mu öyle şey? Sizin sağlığınız da çok önemli. Yalnız mı büyütüyorsunuz Ceyda'yı? Evet. Eşimi 6 yıl önce trafik kazasında kaybettik. Ha. Başınız sağ olsun. Teşekkür ederim. Babası hayatta olsaydı daha kolay olurdu tabii. Haklısınız. Tek başınıza zor oluyordur. Tek başına zor tabii ama... asıl demek istediğim bu değildi. Yani benim işim... uzun boylu, heybetli, yapılı, bastı yeri titretir derler ya hani. Öyle bir adamdı. Yani o hayatta olsaydı herhalde o çocuklar kızımla böyle uğraşamazlardı ama şimdi yalnız diye. Olur mu öyle şey? Yalnız değil, siz varsınız. Sizin gibi güçlü bir annesi olduğu için çok şanslı bir çocuk. Teşekkür ederim. Teşekkür edilecek bir şey yok. Gerçekler bunlar. Merhaba. Zeynep Hocam girelim mi artık? Hı. Ceyda merhaba. Merhaba. Merhaba Ceyda'cığım. Sana ilaç vermeye geldik. Korkacak bir şey yok, tamam? Anneciğim. Ceyda'cığım, bunu içmen gerekecek. Hadi gel, ben de sana yardımcı olacağım. Aferin, şimdi su içeceğiz. Gel bakalım. Aferin, teşekkür ederim. Küçük Prens burada daha üstü bir güzelliğin saklanmış olduğunu sezinledi. Nedir ki çiçek? Güzelliği için gerekli hazırlıkları Yeşil Odası'nın çatısı altında tamamlamakla yetiniyordu. Kılı kırk yararak seçiyordu renklerini. Uslu uslu süsleniyordu. Size... çay, kahve falan bir şey getirebilir miyim? İster misiniz? Aslında siz buradayken ben gidip alsam biraz hareket etmek iyi gelecek. Olur, olur. Tabii ki de. Ben beklerim. O kadar yorgun ki. En azından uyurken dinleniyordur diye avutuyorum kendimi. Okulda o kadar hırpaladılar. O kadar itip kalktılar, o kadar üzdüler ki onu. Halbuki ne kadar güzel bir kalbi var. Neden kimse onun kalbini görmek istemiyor? Çocuklar çok acımasız olabiliyorlar. Büyüyünce pişman oluyorlar tabii ama... iş işten geçmiş oluyor. Ama zamanla hallolur hepsi. Siz kendinizi üzmeyin. Prens'in gezegeninde çiçekler gösterişsiz, yalnız bir dizi taç yaprakla donanmış oluyorlardı. Yer kaplamıyorlar, kimseyi tedirgin etmiyorlardı.
Bakıyorsunuz bir sabah otlar arasında beliriyor. Akşama kalmadan usulca sönüp gidiyorlardı. İyi, tamam. Tamam, hadi bekliyoruz. Ne oldu Zeynep, kim o? Mehmet Ali. Ne diyor? Kız ilaç kullanıyormuş. Okuldaki çocuklardan biri doğrulamış. Yani ben demiştim demek istemiyorum ama. Zeynep. Hı? Neredeydin sen? Bir dosyayı bıraktım aşağıya. Oradaydım. Peki. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.